Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Değerli dostlarım, biliyorsunuz biz bilanço eğitimlerinin birincisini, ikincisini inceledik. İncelediğimizden sonra artık mali analiz kısmına geçmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz teknik analiz Sigiri'de teknik analist Anıl Bey ile beraber incelemiştik. Şimdi de daha detaya girelim. Bunları lütfen not almanızı istiyorum. Bu sayede şirketlerinizin bu kısa vadeli borçlarını ödeyip ödemeyeceğini analiz kısmında öğreneceksiniz. Biliyorsunuz mali analizin alt başlığı olan oran analizleriyle devam ediyoruz. Diğer analizleri ben kanalda paylaştım ancak bu detayı indireceğim bunu değerli dostlarım. Cari oranla başlayalım. Cari oran nedir? Bunun bir formülü var tabii ki de. Bunu bulabilmek için dönem varlıklar kalemimizin altına bir kalem daha yazıyoruz. Bu da kısa vadeli yükümlülükler kalemi oluyor. Dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklere bölerek karşımıza bir rakamsal ifade çıkacaktır. Bunu biraz sonra sizlerle yorumlayacağız. Dönem varlıklar dediğimiz kalem şu oluyor. Bir X şirketinin bir yıl içerisinde nakde dönüştüreceği likit varlıklardır. Bunun alt kalemlerini sizlerle birinci eğitimde paylaştım. İzleyenler bilebilecektir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ise şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını ifade etmektedir. Peki formüle gelecek olursak dönem varlıklar kaleminin altına bir kalem daha yani paya dönem varlıklar, payda kısa vadeli yükümlülükleri yazıp böleceğiz bir rakamsal oran karşımıza çıkacak. Lütfen şurayı dikkate almayın. Bunu örnek olarak size göstereceğim. Burada yorum ne olacak peki? Yani bir sonuç ortaya çıktı. Bunu nasıl yorumlayacağız? Kısa vadeli yükümlülüğünden fazla dönem varlık olması her zaman iyidir. Yani borcun olması bizim için kötüdür. Ancak dönem varlığın çok fazla olması bizim için iyidir. Neden? Belli bir oranda kısa vadeli yükümlülük alınmıştır. Büyük oranda ise öz kaynaklardan dönem varlıkları bir aktarım yapıldığı karşımıza çıkacaktır dostlar. Yani burada oran, dönem varlıkları böldüğümüzde kısa vadeli yükümlülüklere oran 1 çıkıyorsa, ikisi birbirine eşit. Bir yıl içerisinde bu borç rahat bir şekilde ödenebilecek anlamına geliyor. Tabii buradaki dönem varlığın yüksek çıkması bizim için o kadar güvenli bir yapı oluşturacaktır. Bunun yanında bazen 1'in altında olan şirketler de vardır. Bunlar mesela perakende sektörleri. Bunlar için de çok fazla problem 1'in altında olması sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü likit yapı sürekli içeriye girip çıktığından dolayı. Bunun dışında değerli dostlarım, 1,5 üzeri olması borcun rahat bir şekilde ödeneceği anlamına gelmektedir. Yani burada dönem varlıkların daha fazla olduğu anlamına gelecektir. Burada 2,5-3 arası ne olur? Olursa ne olacak? Karşımıza ne çıkacak? Burada gereksiz bir likit tutulduğu işletmede anlaşılacaktır. İşte bu sayede sizler de şirketlerinizin borcunu rahat bir şekilde ödeyip ödeyemediğini finansal anlamda geleceğe yönelik yatırım yapmak için bu cari oranı kullanmanızı istiyorum. Bunun dışında eğer şöyle bir örnek verecek olursam, değerli arkadaşlar şurayı siliyorum. İşletmemizin 1 milyon TL dönem varlıkları olduğunu düşünürsek, 500 bin TL'de kısa vadeli yükümlülükleri olduğunu düşünürsek, karşımıza ikisini birbirine böldüğümüzde 2 oranı çıkacaktır. Yani 2 katı fazla dönem varlık işletmede bulunuyor. Yani işletme kısa vadeli yükümlülüklerini rahat bir şekilde ödüyor. Bunun dışında tam tersi olursa, 500 bin burada olursa değerli dostlarım, eğer 1 milyon burada olursa, yani tam tersi 500 bin dönem varlık olursa, 1 milyon kısa vadeli yükümlülük olursa, burası 1, burası 2, 1/2, 0,5. İşletme yıl sonu borçlarını öderken zorluk çekebileceği anlamına gelebilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Her gün böyle eğitimlere devam edeceğiz. Umarım bu eğitimleri beğenirsiniz. Sizler için gerçekten faydalı olacaktır. Sizler de geleceğe yönelik finansal anlamda güzel yatırımlar yapmak için bu şirket değerlemelerini bilmeniz gerekmektedir. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek dileğiyle.